Değerli protokol, SESAR Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerimiz, değerli misafirler, hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca değerli konuşmacımız Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Bilir Beyefendi, hoş geldiniz diyor. Ayrıca öğretmenler günü kutluyorum. Şimdi sizlere hoş geldin konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımız İsmail Hakkı Kulatı Beyefendi. Sayın Milletvekilim, saygıdeğer misafirler, değerli Faruk Hocam, Profesör Doktor, Selçuklu Sanayici İş Adamları Derneği'nin tertip etmiş olduğu bugünkü programlara katılmanızdan dolayı hepinize ve şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana pek çok önemli hizmetlere imza attık. Bu hizmetlerin yanı sıra üyelerimizin istifade etmesi için bir dizi eğitim programları, konferanslar, paneller düzenledik. Malumunuz yeni anayasa ülke gündemimize olan ve hepimizi ilgilendiren bir konudur. Temennimiz odur, inancımızdır ki anayasada Türk milletinin bölünmez bütünlüğü, birliği, hassasiyeti korunacak, ülke çıkarları her şeyden üstün tutulacaktır. İnsan hakları, insan onuru ve eşit vatandaşlık gösterecek, kültürel değerlerimiz korunacak, şeffaf ve hesap verilir bir devlet yönetimi için denge ve denetleme mekanizmaların kurulmasına ve işletilmesine olanak imkan sağlanacaktır. Emek ve sermaye kesiminin arasında ihtiyaç duyduğunda uzlaşma zemini oluşturulabilecektir. Avrupa Birliği'nin özgürlükler konusundaki çifte standart uygulamalarını sona erdirmek için mücadele edilecek bölgesel ve küresel risklere karşı inisiyatif alınacak bir anayasa arzusu hepimizin arzusudur. Sözümü fazla uzatmadan şu anda sıkıntı yaşayan Türkmen kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan yardım niyaz ediyorum. Şehit kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Ayrıca bu dönem milletvekili olan Ömer kardeşimize de bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Genel Başkanım, çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli hocam, çok değerli misafirlerimiz, ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Selçuklu Sanayici İş Adamları Derneği ve tabii ki Genel Başkanı İsmail abim tebrik ediyorum. Öyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için. İnşallah eğitim hani beşikten mezara kadardır. Bunların her biri birer eğitim. Bu inşallah eğitim amaçlı yapılan bu organizasyonlar devam eder diye ümit ediyorum. İnşallah devam edeceğini bekliyorum. Tabii bugün Sayın Hocam'ı dinleyeceğiz aslında ama ben kısaca şunu ifade etmek istiyorum. Esası bir darbe önünü hala hazırda gündemde. Aslında AK Parti iktidara geldiği günden bu tarafa anayasa üzerinde birçok değişikliği yaptı maddeler ve kanunlar anlamında, anayasa maddelerinde. En son hatırlarsanız 2010 yılındaki referandum sürecinde anayasa değişikliği yine yapılmış idi kısmi olarak. Ancak yeter mi yetmez? Tabii ki sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Bu sivil anayasayı da inşallah 1 Kasım'da milletvekili olan bizlerin, yani 26. dönem milletvekillerinin bir ürünü olarak da sivil anayasayı yapmak inşallah bizlere nasip olur diye ben ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi 1 Kasım sonrası süreç devam ediyor. Bugün Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımızın da onayıyla Başkanlar Kurulu açıkladı. Yarından itibaren gerek divan teşekkülü, gerek komisyon başkanlıkları ve diğer süreçler devam edecek.
Tabii ülkemizin birçok bekleyen sorunu var. Bu sorunlar gerek iş hayatında, iş aleminde yaşanan sorunlar ve beklentiler, gerek dış politika anlamında işte sıcak gündem gelişmeleri, bunların her birinin dün olduğu gibi, geçmişte olduğu gibi, 13 yıldır, 14 yıldır olduğu gibi açıkçası yine AK Parti, AK kadrolar, AK Parti hükümetleri inşallah bir bir çözecek ve hayata geçirecektir. Yeni dönemin en önemli özelliği, umut ediyorum ki sivil bir anayasayı inşallah bu 4 yıllık AK Parti hükümetinin de AK Parti iktidarının olduğu dönemde inşallah hayata geçirmemiz olacaktır ve bizler de milletvekilleri olarak bu sivil anayasayı yapanlar olarak inşallah tarihe geçeriz diye ümit ediyorum. Ben böyle bir organizasyondan dolayı tekrar Genel Başkanımız İsmail Bey'i tebrik ediyorum. Hocamıza da şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir düzeltmeyle başlayayım. Biz 20 Ekim'de genel kurulu yaptık ve Huder Koyun Şube Başkanlığı'nı bir başka meslektaşımıza Mustafa Yıldız Bey'e devrettik. Gönlümüzün başkanımız. Ama yine vazifeye devam aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Anayasalar, hocam biraz sonra ifade edecekler, toplum sözleşmeleri. Toplum sözleşmeleri bizim hepimizin barış içerisinde yaşama noktasında teminatımız, güvenlik içerisinde yaşamamızın kağıda dökülmüş hali. Bizzat İKK hak yerine böyle bir tercihi ortaya koyuyoruz ve bütün pozitif hukuk kanunlarının da temeli durumunda olan kanunlar. Gerçekten bunun toplumun gönlünden çıkarak ortaya dökülmesini ben önemsiyorum. Sivil toplum anlamında da önemsiyorum. Kanunların insanların içindeki meşruiyeti anlamında da önemsiyorum. Bugün burada Selsiyat'ta bir sivil toplum kuruluşunun anayasayı dert edinerek anayasa noktasında bir halka oluşturması da toplumdaki bu beklentinin ne kadar canlı olduğunu ayrıca gösteriyor. Bu farkındalığımız için de ayrıca Selsiyat Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Şahin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Gülür Beyefendi buraya davet ediyoruz. Çiçeğe bulunan milletvekilimizi de tebrik ediyorum. Ben aslında Selsiyat'ı buraya gelmeden önce de gerek Twitter'da gerek Facebook'ta takip ediyorum. Gerçekten çok önemli işler yapıyoruz. Seminer anlamında. Ben yeni anayasa için gerekli. Aslında bunları çok dinlediniz ama bunların tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anayasanın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu biraz önce Sayın Vekilim belirtti. Türkiye 2010 yılında aslında anayasasını ciddi ölçüde değiştirildi. Tabii birçok değişiklik yapıldı bugüne kadar. 1982 yılından 2015 yılına kadar 18 değişiklik yapıldı. Ve bunlardan aslında en önemlisi 2010 yılında yapılan 1982-2015 yaklaşık 33 yıldır bu anayasa tartışılıyor. Ve anayasalar aslına bakarsanız bir toplumun en iyi kurallarıdır. Hani bu 2010 referandumunda da çok sık dile getirildi. Biraz da böyle bu referandumu suistimal etmek için, sulandırmak için
İşte anayasa, ya evet dediğimiz zaman cebimize para mı girecek, fındık fiyatları mı artacak? Hayır. Ama anayasa belki doğrudan doğruya insanların cebine para koymaz. Ama insanların, katılımcıların, iş adamlarının önündeki engellerini kaldıran veya bir ülkedeki hükümetin, meclisin önündeki engelleri kaldıran en önemli metinlerdir. Bakın bunları gayet hepimiz biliyoruz. Türkiye'de bir takım krizler yaşandı. Sondan geriye doğru. Mesela bir hafta önce bir yemin krizi. Belki krize dönüşmedi ama ciddi ölçüde en azından o milletvekillerinin, ki törenseldir o aslında ve saygıyla karşılanması gereken bir tören ya da bir yemin töreni aslında o krizin gölgesinde kaldı. Ya da 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı krizi. Hepimiz biliyoruz. Başörtüsü krizi. Anayasanın 10. ve 42. maddeleriyle ilgili. Yine Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı. Bakın şunu anlamanızı isterim özellikle. 411 milletvekili bir araya geldi, bir değişiklik yaptı. Ve bu 411 milletvekili Türkiye'de kolay kolay bir araya gelmez. Ama Anayasa Mahkemesi bir çırpıda iptal etti. Hiçbir haklı gerekçesi olmamasına rağmen. Yani vesayet makamı derken bu. Siz ne yaparsanız yapın. Anayasa Mahkemesi 2007 yılına kadar, değişikliğe kadar bir ölçüde Cumhurbaşkanlığı makamı. Yani öyle kurgulanmış. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı bile Türkiye'de vesayet makamı olarak kurgulanmış. Ama Allah'tan o makama gelenler bu misyonu yerine getirmemiş. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetenler şunu gördü. Ne kadar güçlü iktidara gelirse gelsin, ne kadar milletvekiline sahip olursa olsun ama bu darbe anayasası değiştirilmediği sürece yapmak istediklerini tam gerçekleştiremiyorlar. Bakın birçok gerekçe sayacağım ben eğer sabırlarınızı zorlamazsam ama bütün bu gerekçelerin ortak yönü şu. 18 değişiklik yapılıyor. Bugüne kadar en önemlileri 2007 ve 2010 yılında yapılan değişiklikler. Yani bir nevi anayasanın ruhuna dokunulan değişiklikler. Diğerleri biraz Avrupa Birliği'nin teklifiyle veya bir ölçüde dayatmasıyla yapılan değişiklikler. Özüne, ruhuna dokunan değişiklikler. Özellikle 2010 değişiklikleri. 100'e yakın maddesi değiştirildi anayasanın. 107 maddeden oluşuyor. 177 madde pardon. Ama ne kadar değiştirirseniz değiştirin. Bu değiştirilmekle olan bir şey değil. Yani düzelecek bir şey değil. Çünkü biz hep şu benzetmeyi yaparız. Anayasaların da aslında bir ruhu vardır, bir bedeni vardır. Anayasanın bedenini değiştiriyoruz. Ki 100 madde az bir madde değil. Ama ruhuna ciddi anlamda dokunulmuyor. Bu anayasanın ruhunda yasakçılık var. Kesinlikle. Otoriterlik var. Vesayetçilik var. Ve en önemlisi bir ideoloji var. Yani bu ideolojide aslında biz buna çevre merkez ilişkisi diyoruz. Çevreden gelenlere çok hayat hakkı tanımayan bir ruh veya ideoloji. O halde Türkiye'de şu yapılmadığı sürece, inanın ne yaparsanız yapın. Çok önemli şeyler yapılıyor ama bir de bu anayasanın yerine başka bir anayasa ikame edildiği zaman Türkiye'nin nerelere gelebileceğini düşünmek gerekiyor. Yani bu anayasayı bir kenara bırakacaksınız, sıfırdan bir anayasa yapacaksınız. Ve bu amaca en yaklaşıldığı dönem de 2012 dönemi. Yani hakikaten bunu biz anayasa hukukçuları çok önemsiyoruz. Bakın Türkiye'de şunlar tartışılıyordu. Hepimiz biliyoruz. Hep şunu söylediler. Birileri çıktı dediler ki bu meclis anayasa yapamaz. Neden? Çünkü kurucu meclis olması lazım. Peki kurucu meclis ne zaman kurulmuş Türkiye'de? Çok net darbe sonucu. Dolayısıyla Türkiye'de yine anayasa yapabilmek için darbe yapmak lazım. Bunu çok açık söylediler.
hatta hukuku siyasallaştırarak, kullanılarak, ki hepimiz burada biliyoruz, Türkiye'de bir 367 garabeti yaşattı. Derste öğrenci dedik arkadaşlar, böyle bir şey yok. Yani şapkadan tavşan çıkar mı? Çıkmaz. Bu da ona benziyor ama maalesef Anayasa Mahkemesi hepimizi ters köşe yaptı. Eğer siz hukuk tanımazlık yaparsanız her şeyi yapabilirsiniz. Ne yapıldı? Bu çok gözden kaçıyor aslında. 2011 sonrası bir meclis oluştu. 4 partili bir meclis. Şuraya dikkat etmenizi isterim. Temsil kabiliyeti %96. Yani hiç kimsenin aslında dışarıda kalmadığı bir meclis. 2011. 2015 de öyle aslında. Temsil oranı neredeyse %96'lara ulaşıyor. Ve seçimlere katılım oranı %87'lerde. Bakın 2002 meclisiyle kıyaslamanızı isterim. Temsil oranı %55. Dışarıda kalanlar %45. Ve bir o zamanki Cemil Çiçek Bey'in gayretleriyle bir uzlaşma komisyonu kurdu. Ve şurasının belki tarih yazacaktır. Bütün partilerin milletvekili sayısına bakılmaksızın her parti eşit milletvekiliyle temsil edecek. Üçer milletvekili. Biz mesela anayasa hukukçular olarak buna karşı çıktık. Dedik yani bu aslında temsilin doğasına aykırı. Hatta biz Anayasa Hukukçular Derneği olarak Cemil Bey'e gittiğimizde de o bizi ikna etti. Dedi ki ya söylediğiniz sizin de doğru ama bir amaç var burada. Amaç yeni bir anayasanın yapılması. Dolayısıyla biz bundan da feragat ettik. Ve ikinci itirazımız da şuydu. Bütün kararlar oy birliğiyle alınacak. Ya bu da aslında baktığınız zaman eşyanın doğasına aykırı. Ama bunlar tolere edilebilir. Çünkü amaç ne? Amaç ne pahasına olursa olsun bu ülkeye yeni bir anayasa yapmak. Yani bir partinin 330 küsür milletvekili var, başka bir partinin 30 küsür milletvekili var. İkisi de üçer milletvekiliyle temsil ediyor. Ve bir milletvekili isterse süreci tutuyor. Ve iki yıl çalıştı bu komisyon gerçekten. 100'e yakın maddeyi görüştü. 100'e yakın maddeyi görüştü ve 60 madde üzerinde tam mutabakat kaldı. Yani 4 partide noktası virgülüne kadar dedi ki tamam. Ve aslına baktığınız zaman 30-40 maddede arkadaşlar bir partinin veya iki partinin çekincesi olan maddeler. Pekala o 60 madde geçirilebilirdi ama burada bazı partiler aslında güncel bir takım menfaatleri düşündüler. Yani çok açık söylemek gerekirse bu kimin işine yarar dediler? İktidar partisinin işine yarar dediler. Ama bence şöyle düşünmek lazım. Bu toplum orada payı olan herkese hakkını verir. Yani ben öyle inanıyorum ve öyle düşünüyorum. Sonuçta bir çıkmaza girdi. Hatta biz süreci çok yakından takip ettik. Belli bir süreden sonra bir parti içerisindeki milletvekilleri uyuşmazlığa düştü. Yani bırakınız başka partilerde ve kilitlenme noktası hükümet sistemi oldu. Şöyle oldu, bütün partiler aslında çok demokratik bir yöntem benimsemişti. Temel hak ve hürriyetlerle başladılar. Doğru olan budur. Çünkü en fazla uzlaşmanın olduğu alan. Ve birinci maddede biz derslerde öğrencilerimize söylerdik. Arkadaşlar Alman Anayasası'nın birinci maddesi var. Çok orijinal. Birinci maddesi şu. İnsan onuru diyor. İnsanla başlıyor. Ve eğer bu anayasa yapılsaydı bizim anayasamızın birinci maddesi de o olacaktı. Her parti İşte temel hak ve hürriyetler konusundaki tekliflerini yaptı, görüşülüyor. Hatta kendi aralarında renkler belirlemişler, kırmızı, yeşil, sarı diye. Yeşil olduğu zaman tartışmasız, işte kırmızı olduğu zaman tekrar dönülecek. Sarı olduğu zaman iyi ki partinin demek ki çekincesi var. Bu hükümet sistemiyle ilgili teklife geldiği zaman
AK Parti başkanlık sistemi, diğer partiler parlamenter sistemin revize edilmesini önerdiler. Ve aslında burada tartışma çıktı. Dedim ya, bu süreci çok yakından takip ettik. Orada şu konuşuldu. Gerekirse bu maddeyi atlayalım. Mesela bazı ülkelerin anayasa yapım sürecini okuduğunuz zaman, mesela İspanya'da olsun, İzlanda'da olsun, Güney Afrika'da olsun, şöyle bir yöntem izlemişler. Elbette dört parti, bunların hepsinin bir konuda, aynı konuda aynı düşünmesi partilerin doğasına aittir. Dolayısıyla üzerinde hiç mutabakat olmayan düzenlemeler sonraya bırakılmış. Ve hatta bazı ülkelerde bunlar tek tek referanduma sunulmuş. Daha açık söylemek gerekirse, mesela Türkiye'de tartışılan konulardan biri vatandaşlık. Vatandaşlık nasıl olacak? Partilerin teklifleri var bu konuda. Bütün partilerin teklifleri var mecliste vatandaşlık konusunda. Referanduma sunarken de şöyle bir yöntem benimsemişler. Parti ismi yazmadan vatandaşın önüne koyacaksınız. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu da bir yöntem. Yani biz buna tercihli referandum diyoruz. Yani eğer bu ülkede bu kadar uzlaşmazlık olursa bu yöntem de denemeyebiliriz. Ama inanın o sürece baktığınız zaman aslında birkaç konuda ben şöyle tespit ettim. Vatandaşlık konusu, hükümet sistemi, laiklik konusu ve anayasanın ilk üç maddesiyle alakalı. Bu üç maddeye de içerik olarak partiler aslında hemfikir, sadece bunlara değiştirmezlik vasfını verilsin mi verilmez. Ama bu süreç nihayete erdirilemedi. Keşke erdirilseydi, o zaman Türkiye hangi durumda olurdu gerçekten önemliydi. Ama yine Türkiye bir fırsat yakaladı. İnşallah bundan sonra Sayın Vekilimizin belirttiği gibi bu meclise nasip olur ve bu mecliste tarihe geçer diye düşünüyorum. Şimdi zaman zaman biz toplantılara gittiğimiz zaman aslında 82 Anayasası'nın şöyle bir kaderi var. İlk önce solcular, muhafazakarlar, bütün kesim bu anayasaya baştan karşıydı. Sonradan özellikle muhafazakar kesimde, çevreden gelen kesimde bu anayasaya karşı eleştiriler çoğalınca sol kesim 82 Anayasası'nı savunmaya başladı. Ve bizim yaptığımız toplantılarda da diyorlar ki, ya neyinden memnun değilsiniz anayasanın? Yani bu anayasanın ne sakıncası var? İşte değiştirildi, 100 maddesi değiştirildi, daha ne değiştireceksiniz? Ben onlara cevap olarak, bugünkü aslında seminerin de konusu, Türkiye'de yeni anayasa gerekliliğinin bir takım özellikleri veya bir takım şartları diyebiliriz. Yeni anayasa gerekliliğinin şartları diyebiliriz. Birinci olarak ben şunu söylüyorum. 1982 Anayasası anayasacılık düşüncesiyle bağdaşmamalıdır. Ne demek bu? Anayasalar bütün dünyada, aslında Osmanlı'da da gerekçe o, niçin yapılır? Devlet karşısında bireyi korumak için yapılır. Anayasanın temel felsefesi budur. Çünkü devlet güçlüdür, birey onun karşısında zayıftır. Bireyi koruduğunuz zaman zaten devleti korumuş olursunuz. Espri bu. Ama 82 Anayasası maalesef devlet karşısında birey karşısında devleti koruyan bir anayasa. Çünkü anayasa devletle başlıyor. Bakın bunu söylerken de hani devlet korumasız vesaire demek istemiyorum. Ama amaç öz itibariyle bir toplum sözleşmesi. Toplum sözleşmesi toplumun kendi arasında yaptığı bir sözleşme ve bu şekilde devlet oluşturmuşlar. Amaçtır devlet. Araçtır devlet. Bireyin daha mutlu olmasını sağlayan bir araç bu anayasa. Ama aslına bakarsanız bu anayasa devletçi bir anayasa. Yani anayasayı yapanların kurguladıkları bir şey. Ve biz bunu anayasa hukukçuları olarak, bir benzetme olarak bir gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi. Yani ne kadar düzeltirseniz düzeltin. Bir defa anayasacılık düşüncesiyle bağdaşmıyor. Biz niçin yeni anayasa veya ülkeler niçin anayasa yapıyorlar?
sorunları ve krizleri ortadan kaldırmak için. Ama Türkiye'de yaşanan krizlere baktığımız zaman sorunlara hep anayasa odaklı. Hep anayasalar krize sebep olmuş. Şunu hatırlatmak isterim. 1960 darbesi yapılıyor. Darbe ile anayasa yürürlükten kaldırılıyor. 1924 anayasası. Darbeden sonra anayasa yapılıyor ve Menderes ve arkadaşları anayasayı ihlal suçundan dolayı katlediliyor, idam ediliyor. Yine 1971'de muhtıra veriliyor. Yine anayasa önemli ölçüde değiştiriliyor. Yine o dönemde öldürülenler, idam edilenler, Deniz Gezmiş ve arkadaşların suçu, cezası anayasayı ihlal ediyor. 80'de yine aynı şekilde anayasa yürürlükten kaldırılıyor. Yeni bir anayasa yapılıyor. Ama sağdan ve soldan asılan gençlerin idam gerekçesi anayasa. Sürekli kriz, sürekli sorun. Dediğim gibi 367 krizi, yine Cumhurbaşkanlığı krizi aslına bakarsanız. Sürekli işte derslerde anlatıyorsunuz ve dünyadaki bütün anayasa kitaplarını taradığınız zaman hiçbir şey yok. Ama birisi geliyor, bir şey uyduruyor. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ni uyduruyor. Ve derler ya işte hayır vardır diye. Biz bu 367 krizinden sonra hani bazıları iddia ettiler, dediler işte bazı ülkelerde bu görüş savunulmuş diye. Anayasa Hukukçuları Derneği olarak Almanya'da belki anayasa hukukunun başucu kitabı diye bir anayasa teorisi kitabını Türkçe'ye çevirdik. Ki yani sunduğumuz argümanlar onlar açısından yeterli olmadı. Yani Anayasa Mahkemesi adeta anayasada olmayan bir uzlaşma kavramı icat etti. Uzlaşma. Yani çok basit. Anayasanın 2007 öncesi değişikliği, şey düzenlemesi şuydu. Diyor ki, olabildiğince Cumhurbaşkanı yüksek bir oyla seçin. 367 ile seçin. Ama bu her ne pahasına olursa olsun uzlaşma demek değil. Diyor ki, eğer diyor 367 ile seçemezseniz 276 ile seçin. Ki nitekim Demirel de Özal da kendi partilerin oylarıyla seçiliyor. Ve işte meclis başkanı seçildi. Yine ilk iki turda uzlaşma var ise uzlaşma, yoksa 276. Bütün düzenlemeler böyle. Ama anayasa şunu dayatmıyor. Mutlaka ve mutlaka uzlaşma değil. Hatta meclis başkanlığı için dördüncü tur oylama yapılsaydı orada da şunu söylüyor. Dördüncü turda en yüksek oy alan meclis başkanı seçilecektir. Niçin? Daha kolaylaştırıyor. Ama siz buradaki hükümleri bile kendinize göre yorumlayabiliyorsunuz. Ve mesela anayasadan bir hüküm kendisi krizlere yol açıyor. Anayasada diyor ki Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü durumlarda bakanlar kuruluna başkanlık eder. Şimdi buradaki temel tartışma konusu şu. Gerekli görülmek ne demek? Bu aslında hukuki bir kavram değil. Bakın biz burada sorun yaşamıyoruz bazı konularda. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı ile Başbakan aynı partide. Şimdi ben bir konferansta Yıldırım Akbulut'u dinledim. Ki Yıldırım Akbulut Başbakanlığı döneminde bize çok yanlış tanıttılar. Bana göre gerçek demokratlardan biri. Onu dinledikten sonra, çünkü orada Hüsamettin Cindoruk da vardı. Eski meclis başkanlarını bir araya getirmişler. Vesayet sistemi Mustafa Kalemli de vardı. Ama orada Yıldırım Akbulut gerçekten bazı şeyleri objektif olarak itiraf etti. Dedi ki kendisi, biz hep tersini biliyorduk. Bir gün Sayın Özal geldi dedi bu Irak krizinde. Ben dedi bakanlar kurulundan başkanlık etmek istiyorum dedi. Ben de efendim böyle bir şey yok dedim. Yani çok fazla direnmedim dedi. Çünkü kendisine işte budur gerekli gördüğü durumlarda. Yani Cumhurbaşkanı her istediği toplantıya başkanlık edebilir mi? Başbakan, ya buranın başkanı benim derse ne yapacaksınız? Çünkü anayasada iki tane farklı hüküm var. Diyor ki, bakanlar kurulunun başkanı başbakandır diyor bir maddesinde. Bir maddesinde diyor ki, Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü durumlarda bakanlar kuruluna başkanlık eder diyor. Yani bu gerçekten bir krize sebep olacak bir madde. Eğer
aynı partiden olmadığı zaman. İşte biz bu cevap veriyoruz. Anayasanın her tarafı aslında baktığınız zaman mayın tarlası gibi. Bakın bunlar bir şekilde uzlaşmayla veya işte kardeşlik hukukuyla vesaire geçiştiriliyor. Ama hakikaten çok ciddi sorunlar var bu anayasada. Bir başka neden, bu anayasa sürekli olarak biçimsel ve maddi meşruluğu tartışılıyor. Biçimsel meşruluğundan kastımız şu, belki içimizde bu anayasanın referandumuna katılanlar vardır. Ama biz de okuduğumuz kitaplarda şöyle nitelendiriliyor. Aslında o gün yaşayan insanlara kimse bir kabahat, suçluluk atfedemez. Çünkü insanlar şöyle bir benzetme yapıyor, ben de bu benzetmeye katılıyorum. Aylardır aç bırakılıyor benzetme ve önüne tek tip bir yemek koyuyorsunuz. O insanın o yemeği yememe gibi bir şansı, tercihi yok. Ve Kenan Evren sürekli şunu söylüyor, eğer bu anayasa kabul edilmezse askeri yönetim devam edecek. Ve o günkü toplum şöyle düşünüyor, diyorlar ki en kötü demokrasi en iyi askeri yönetimden daha iyidir. Yani kerhen oy veriyor. Biraz da böyle hani biz öğrencilerimize anlatıyoruz, diyoruz ki öğrendiğimiz büyüklerimizden şeffaf saplar kullanılmış. Ve oy pusulası ne hikmetse mavi renkte. Evet pusulası ve maalesef her sandığın başında bir jandarma. O yüzden bu %92 bence Türk toplumunun gerçek iradesi değil. O yüzden biçimsel meşruluğu ve maddi meşruluğu da bu açıdan tartışılır. Çünkü neden tartışılır? İçerik olarak bireye önem vermiyor. Yani işte Şeyh Edebali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama bu anayasa şöyle düşünüyor. Devlet yaşasın da insana ne olursa olsun. Böyle bir mantık veya böyle bir düşünce olamaz. Ve şu bir gerçek ki her anayasa, bugün dahil anayasa yapılsa yapıldığı dönemin şartlarından ve o anayasayı yapan insanların zihniyetini taşır. Bu gayet doğal. Eğer yapıldığı dönem demokratik bir dönemse bir sakınca yok. Ama hepimiz biliyoruz ki 1980 Türkiye'si 2015 Türkiye'siyle hiç kıyaslanamaz. Yani Kenan Evren çok savundu bu anayasayı. Gerçekten çok savundu. Belli bir süreden sonra şunu söyledi. Dedi ki bizim o günkü şartlarda elimizden gelen buydu. Hodri Meydan siz yaptın. Ya, bunu ciddiye almak lazım. O günkü şartlarda biz bunu yaptık dedi. Ama şu da hiç tartışılmıyor. Bu anayasayı yapan Kenan Evren ve arkadaşları, hayatta kalanlar yargılandılar. Hatta ceza da aldılar, mahkum oldular. Ama anayasaları hala yürürler. Ve ben Kenan Evren'in ilk savunmasını okudum. Çok dehşet verici bir savunma. Bir ölçüde de aslında çok da haksız sayılmaz. Diyor ki siz beni yargılayamazsınız. Niye? Çünkü bu kuralları ben koydum diyor. İlk başta böyle çok harika, müthiş bir savunma gibi insana geliyor ama bu doğru değil. Dolayısıyla bu anayasaya bu dönemin izlerini vurgulamak gerekiyor. Ve bu sayacağım veya bundan sonra sayacağım bütün nedenleri bir kenara bırakın. Bir tek neden, bugüne kadar Türk toplumunun gerçek iradesiyle normal şartlarda yaptığı bir anayasa yok. Bakın, 5 anayasa yapılmış bugüne kadar. 1876'yı saymayın. Neden saymayın? O padişahın tek taraflı halkına bir lütfu. Aslında anayasadan bir haber bu toplum o dönemde. Anayasaya da ihtiyaçları yok aslında. Çünkü toplum mutlu ve huzurlu. 1921 savaş şartlarında yapılmış. Ülkede savaş var. 24 anayasası tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, başka parti yok. 61 darbe anayasası, 82 darbe anayasası. Yani normal bir dönemde yapılmış bir anayasamız yok.
Ve biz bunun devamında da şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türk toplumu her konuda rüştünü ispat etti. Anayasa konusunda da rüştünü ispat etmemiş. Bakın sadece bu bizim toplumumuz için değil. İnanın birçok ülke bizi bu konuda örnek alacak, referans alacak. Biz örnek olacağız. Belki Avrupa'daki birçok ülkeye de örnek olacağız. Yeni bir anayasa yaparak. Bakın 2010 referandumundaki maddeleri tekrar tekrar üzerinden geçin. Hepsinin verdiği ayrı bir mesaj var. Mesela anayasanın geçici 15. maddesi kaldırıldı. Kaldırdıktan sonra ne oldu? Bu darbeyi yapanlar yargılandı. Verilen mesaj çok açık. Yani onların hapis yatıp yapmaması önemli. Verilen mesaj çok açık. Şu, bu ülkede birileri eğer hukuk dışı yollarla iktidara gelmek isterlerse sonu böyle olur. Ve bugün 1977'li yıllarda Yunanistan'da darbeyi yapan albaylar cuntası hala cezaevinde. Hatta Yunan toplumu diyor ki ya artık çıkarın bunları diyor. 90 küsur yaşlarında çıkarmıyorlar. Niye? Çünkü darbe bir insanlık suçu var. Ve bu sembolik bir anlam taşıyordu. Kenan Evren ve diğerinin yargılanması. Dolayısıyla Türkiye bunu gerçekleştirdi. Neden 2010 yılına kadar bekledi? Çünkü geçici 15'te şu diyordu. Bu dönemde yapılan işlemler, bu işlemleri yapanlar hakkında dava açılamaz. Yargı yolu kapalı gibi. Dolayısıyla bu konuda güçlü ispat edilmesi gerekir. Başka bir neden, anayasanın bütünlüğü bozuldu. Bizim Burhan Hoca hep şu örneği verir, Burhan Kuzu. Yamalı bohçaya döndü anayasa. Bakın, 2001'den başlayan değişiklikler, 2001'de yapılanlar önemli. 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, birçok değişiklik. Ve bunlar özgürlükçü değişiklikler. Ama anayasanın iskeleti otoriter. Yani bu bir ruh beden uyuşmazlığı aslında. Yani bir yönüyle güzel değişiklikler yapıyorsun ama anayasanın ruhunda otoriterlik olduğu için bütünlüğü bozulmuştur. Burhan Hoca'nın dediği gibi aslında yamalı bohçaya dönmüştür. Bir başka neden de şunu söyleyebilirim. Yürürlüğe girdiğinden beri tartışılıyor. Hatta bir anayasa düşünün ki ilk yapıldığı andan beri tartışılan yasak vardı. Anayasa hakkında olumsuz görüş beyan edilemez diye kanun çıkarılmıştı. Sadece Kenan Evren tanıtmıştı bu anayasayı. O yasak kalktıktan itibaren sürekli tartışıldı. Hiç gündemden düşmeyen bir tartışma ki şimdiki Anayasa Mahkemesi Başkanımızın bir makalesi var bu konuda. Kendisi de anayasa hukukçusu. Bu Türkiye'nin bitmeyen senfonisi diyor. Hakikaten. Ya bu tartışmayı bizim bir kenara bırakmamız lazım. Her iktidar, yeni bir iktidara geldiğinde yeni anayasa, yeni anayasa, yeni anayasa. Bundan aslında bizim kurtulmamız lazım. Ki aslında bugün birçok icraatlar diyelim aslında bu anayasaya rağmen yapılıyor. 2007 yılında Türkiye'de bir şey yapıldı. Aslında hükümet sistemi ne kadar itiraz ederseniz dedi, değiştirildi. Ha, o günkü şartlarda çok tartışılmadı. Artısı eksisi. Ama şartlar gereğiydi. Bir nevi restleşme sonucu bu değişiklikler yapıldı. Ama sonuçta Türkiye'de hükümet sistemi açısından aslında parlamenter sistemin dışına çıkıldı. Sınırlarının dışına çıkıldı. Şimdi ben birçok konferansta vesaire başkanlık sistemini anlattığım zaman başkanlık sistemi deyince vatandaş hemen yüzünü çeviriyor. Ya bu kötü şeyler söyleyecek diye. Ama şöyle başladığınız zaman Türkiye'nin bir hükümet sistemine ihtiyaç var. Bu başkanlık olur, parlamenter sistem olur ya da yer başkanlık. Bunu Türkiye'nin tartışması lazım. Ya bu tartışma engellenemez bir tartışma. Ama elbette partilerin bir teklifi vardır. Her partide bu konuda görüşlerini beyan edebilir. Ne yapıldı? 2007 yılında Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi tek başına parlamenter sistemden sapma değildir.
Ama biz hep derdik ki anayasa hukukçuları eğer bu yetkilerle birlikte bir gün Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirse Türkiye'de yarı başkanlık sistemi olur. Ve 2007'de bir değişiklik yapıldı. 2014 yılında da Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Dolayısıyla aslında bugünkü sistem anayasaya rağmen fiili bir yarı başkanlık sistemidir. Bunu tekrar etmek isterim. Yani bugünkü sistem parlamenter sistem değil. Kesinlikle sınırları dışına çıktı. Çünkü hiçbir ülkede Cumhurbaşkanı bu kadar geniş yetkili değildir. Parlamenter sistemin orijinalinde Cumhurbaşkanı kim seçerse seçsin önemli değil, yetkileri semboliktir. Başkanlık sistemi de değildir. Çünkü başbakan var bizim sistemimizde. Başkanlık sistemi tek başlı bir sistem. Geriye kaldı yarı başkanlık sistemi. Bunun orijini, ana vatanı Fransa. Tam yarı başkanlık olması için işte Fransa Anayasası'nda şu yazıyor. Bakanlar Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı diyor. Fransa Anayasası. Bizde o yok. Fransa'da Cumhurbaşkanı tek başına olağanüstü hal ilan ediliyor. Tek başına kanun ve kararname çıkarabiliyor. Tek farkımız bunlar. Ama tekrar söylemek istiyorum. Bu sistem anayasaya rağmen yürüyor. Çünkü anayasada hükümet sisteminin hiçbir altyapısı yok. Ama bu sistem böyle gitmez. Dolayısıyla Türkiye'de hükümet sistemi tartışılması gerekir. Ve dediğim gibi başkanlık sistemi de aslında Türkiye'de algılar ve yanlışlar üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Ben Elazığ'a gitmiştim başkanlık sistemi konferansı için. Anlattım 2 saate yakın bir amca geldi yanıma. Ya dedi çok şey söyledim birçoğunu da anlamadım dedi aslında dedi. Sen anlattığından tek bir şey anladım dedi. Bu dedi başkanlık sistemi aslında bizim bildiğimiz belediye başkanlığının ülkeye yayılmasıdır. Ya biz bugün belediye başkanını seçiyoruz seçimde. Ve belediye başkanı tek başına bir ili, bir ilçeyi yönetiyor. Aslında bu ili tüm Türkiye açısından düşünün. İşte başkanlık sistemi bu. Basit olarak. Ve işte yine bu Elazığ'da yani şöyle veya böyle biz toplum olarak biraz da demeyelim milliyetçiyiz bu konularda. Oradan birisi çıktı dedi ki geç onları dedi. Amaç dedi federalizmi gerektirmek, getirmektir dedi vesaire. En büyük engel. Dedim eğer bu ülkeye başkanlık sistemi federalizmi getirecekse ben başkanlık sisteminde yokum. Yani başkanlık sistemi canı cehenneme gibi bir şey söylemek istedim. Ya bu doğru değil aslında. Kurgu şu, diyorlar ki başkanlık sistemi nerede var? Amerika'da ortaya çıkmış. Amerika nasıl bir ülke? Federal bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de gelirse federalizm olur. Ama şunu bilmenizi isterim. Başkanlık sistemi bugün sadece Amerika'da uygulanmıyor. 48 devlette başkanlık sistemi uygulanıyor. Bunlar mesela bize benzeyen Meksika, Brezilya bunlar üniter devletler. Şili, Peru. Diyorlar ki hoca Avrupa'dan ülke saysana. Avrupa'da başkanlık sistemi yok arkadaşlar, samimi söylüyorum. Niye yok? Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesi krallık. İngiltere, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İspanya. Ama Norveç'i özellikle bilmenizi isterim. Norveç bu demokrasi derecelendirmesinde ve kişi başına düşen gelirde dünyada 1 numara bir ülke Norveç. Ama dikkat edin, krallık. Ve üniter bir devlet. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Avrupa'da monarşi yürüyor. Niye yürüyor? Monarşinin yürümesi için, yani bu ülkenin demokratik olması için tek bir şart var. Monarş, yani kral, siyasete müdahale etmeyecek. Eğer Türkiye'de siyasete müdahale etmeyen bir cumhurbaşkanı oluşturabilirseniz
Türkiye'de parlamenter sistem yürür. Eğer bunu yapabilirsiniz. Kim müdahale etmedi? Ben şöyle geçmiş cumhurbaşkanlarımıza bakıyorum, sadece iki tane. Birisi Fahri Koritürk, birisi de Cevdet Sunay'dır. Samimi söylüyorum. Ki Atatürk de İnönü'de aynı zamanda genel başkandır. Celal Bayar genel başkandır, sonradan bırakmıştır. Sezer Ecevit arasındaki yaşanan sorunlara bakıyorsunuz, ekonomik krize sebep oluyor. Sezer Erdoğan arasında ülke müsteşarsız yönetiliyor. Yani bu söylediklerinden asla herhangi bir siyasi sonuç, ülkenin kaderini buna mahkum etmemek gerekiyor. Ha bu başkanlık olur, yarı başkanlık olur veya başka bir sistem. Biz Fransa'ya çok benziyoruz hukuk sistemi olarak. Hukukçu arkadaşlar da bilir, biz Kara Avrupa'sına dahiliz. Yani İngiltere ve Amerika Anglo-Sakson sistemi bize çok uymuyorlar. Biz daha çok Fransa'ya, işte Fransa, hani Burhan Hoca'nın bir hesabı var, şöyle hesap ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu, yıl 2013, yaklaşık 90 yıl. Seçimlerin 4-5 yılda bir yapıldığını düşünürseniz, Türkiye'de bugünkü hükümetin aslında 20. hükümet olması lazım. Ama bugünkü kurulan hükümet, bugün kuruldu 64. hükümet. Hesap ortada. Yani bir hükümetin ömrü 1 yıl 3 ay. Veya 1 yıl 3 ay. Aynı şartları Fransa yaşıyor. Yani diyor ki Fransa, ne parlamenter sistem ne başkanlık sistemi. Bizim bir takım özelliklerimiz var. Biz kimseye benzemeyiz diyor Fransa. Bir sistem kuruyor. Ama özellikle altını çiziyorum, bu sistemin adını koymuyor. Ve yıllar sonra Duverger diye bir siyaset bilimci diyor ki, bu 10 yıl sonra bu sistemin adı yarı başkanlık sistemi. Yani benim buradaki söylemek istediğim şu, ne başkanlık sistemini dillendirmeden bizim temel sorunumuz nedir? Bizim temel sorunumuz iki başlıktır. İki başlıktır. Eğer bugünkü sistemde başbakan veya cumhurbaşkanından biri veya daha öncekiler birisi kendini pasif duruma düşürse sistem işler. Ama bizde işlemiyor. Sadece bu değil. Birinci sorun bu. İkinci sorun da Türkiye'de şu, normal şartlarda, demokrasilerde ve parlamenter rejimlerde meclis hükümeti denetler. Ama bugün kim kimi denetliyor? Hükümet meclise hakim. Yani hani yine örnek veriyor, bir siyasetçinin bir sözünü söyleyeyim. Diyorlar ki siyasetçiye, milletvekiline, ya diyorlar siz mecliste bir gecede 3-4 kanun geliyor. O kanunun yüzlerce maddesi oluyor. Siz bunları nasıl biliyorsunuz da el kaldırıyorsunuz diyor. Nasıl? Evet veya hayır nasıl diyorsunuz diyorlar. O da diyor ki biz diyor grup başkan vekilimize bakıyoruz diyor. O nasıl el kaldırırsa biz de öyle el kaldırıyoruz. Yani bugün hükümetin isteyip de meclisin geri çevirdiği bir şey olamaz. Tekliflerin, tasarların %98'i hükümetten gelenler. O yüzden bu sistemi tartışmak lazım, çok da isim koymamak lazım. İşte ben kişisel olarak işte Meksika sistemi, Amerikan sistemi vesaire değil, kendi sistemimizi kendimiz oluşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Ki çok fazla da sizleri yormak istemiyorum. Eğer sorularınız var ise bir 5-10 dakika, tam formatını da bilmiyorum başkanım. Evet, ağzınızı sardım, çok teşekkür ediyorum. 82 Anayasası'nın oynanmasını anlattık. Yanı başında da söylemek lazım. Bu dönemde 75-78 arasında üniversitedeydi. Bu günlük hadiseleri içerisinde sıcağı sıcağı yaşayanlardan biri. Benim yaş dönemde olanlarımız bunlara şahit verildi. O dönemde Kenan Evren yapmış olduğu darbe annem tarafından Kenan Evren'e Yasin'ler olmuş. O da dua etti ki. Muhtarın çocuklarımız. O açıdan baktığımızda o gün için oy vermeye giderler, koşa koşa gitti, seve seve gitti. Senamiler ve babalar oyu onun için 80'liklere, 90'liklere çıktı oyalandı. Orada şey yapmamak lazım ama sonradan öğrendik ki gerçekten oraya getirilen bir
başka bir senaryo varmış. Yani tepsi varmış işin. Bunu sonra öğrendik yani. O gün için atalarımızın şeyinde Kenan Evren bayağı bir şeye çıktı yani. Biz başkanım, bu süreci 80'ler dizisi var. Çok güzel işliyor aslında. Evet. Ben o zaman okumuştum. Bu mesela ölümler, bakkal ölü, manav ölü, mavidir. Bu aslında gelişi güzel, sıradan bir şey değil. Mesaj veriliyor. Diyor ki işte Kenan Evren, biz sizden yanayız. Yani oradan o dizide gerçekten hani Kenan Evren'in gerçek yüzü siz de belirttiğiniz gibi zaman geçtikten sonra anlaşılmalıdır. Sayın Hocam, 1982 Anayasası'nı Türkiye'de iki köy red cevabı etmiştir. Birisi Vekilli Köy. Türkiye'de, Konya'da bir tane köy. Hangisi? Küçük yani, sebebini araştırdınız mı Sayın Bekir? Şey, beş yani. Yani araştırmadım. Bu herhalde. Jandarma gitti. Ama Bingöl çok enteresan. Bingöl'de 82 Anayasası'na en az evet oyu çıkan il, 2010'da da en fazla evet oyu çıkan bir il. Ben de şahsen araştırmadım. Ama şöyle bir çalışmamız var. Eğer konuda... Manevi değerleri az vatan köy olduğu için hayır dediklerini diyorum. Yani yanlışım varsa. Ben Konyalı değilim yani ama 90'dan beri burada yaşıyorum. Aslında Konyalıyım. Ama şunu okudum. Zamanında bugünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan şöyle bir söz kullandı, çok üzerinde durmadı. Sandık namustur. Bu söz, ben özellikle bunu hukukçulardan da rica ediyorum, Konya'da, Konyalılardan, buna sahip çıkmanızı istiyorum. Şimdi bu Mersin'de bir köy, Arslanköy olayı var. Belki siz benden daha iyi hatırlayacaksınız. Arslanköylüler, kadınlar, kısaca söylüyorum, sandığı CHP'li muhtara vermemek için, çünkü değişiyor, Demokrat Parti'li bir muhtar gelecek. O muhtar gerçekten o köy için bir işkence, kadınların namusuna göre dikmiş. Ve kadınlar köyün öğretmeniyle birlikte sabaha kadar o sandığın başını bekliyorlar. Bakın Konya'yı ilgilendiren yönünü söylüyorum. Tabii Mersin'den, ilden jandarma geliyor, albay geliyor. Tabii birçok kadın yaralanıyor, erkekler yaralanıyor. Daha sonra bunlara dava açılıyor. Dava Konya'da görülüyor. Çok enteresan. Okuduğunuz zaman gerçekten gözleriniz doluyor. Ve burada büyüklerim var, onlar benden daha iyidir. Konya'da belirli günlerde elektrik veriliyor. Ama Arslanköylüler geldiği zaman Konya'nın elektrikleri hiç sönmüyor. Bir. Konya'daki avukatların %90'ı onları savunmak için seferber oluyor. Ben gerçekten bunun, bu Arslanköy olayının Konya cephesinin, Konyalıların ne kadar fedakar olduklarını, ne kadar demokrasiye düşkün olduklarını ve bu gelip gitme sırasında birçok kadın çocuğu düşüyor, birçok ölümler oluyor. Ve sonuçta Konyalı bu Arslanköy olayında iyi bir sınav veriyor. Bunu gerçekten üzerinde durulmasını isterim Sayın Vekilim'den, Sayın İş Adamlarından da. Yani bunun bir proje olarak yapılması gerekiyor. Bu rastgele söylenmiş bir söz değil. Sandık namusudur diye bir söz. Hocam, günlerimizde siyasi partilerin bir kısmını parlamento açısından bir kısmı başkanlıklarından bahsediyor ama hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Yani başkanlık sistemi hakkında da bir hiç kimse fikrini açıklamıyor. Nasıl bir sistem? Sistem ne? Parlamenter sistem niye kötü, başkanlık niye iyi veya hangisi daha iyi? Bu konuda bilgimiz yok, o konuda size bilgi verebilirim. En azından öngörülen şu anda biraz daha içindesin. Bir de şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman milletvekilini vekil bazında halk seçmemiş. Tamam mı? Partili derler seçmiş. Sonra halk sadece okey onaylanmış. Bu demokrasi için olmazsa olmaz değil mi? Yani milletvekilini isim bazında halk seçmeli değil mi? Sizin görüşünüz. Evet. Yani tabii bu hükümet sistemleriyle ilgili eğer başkanım, yönetim kurulu, ben seve seve gelirim bu hükümet sistemleriyle ilgili bir seminer. Tamam, onu da söyleyeyim. Bu tabii ki mesela Norveç'in bir özelliği de şu, niye bu demokrasi skalasında veya derecelendirmesinde birinci? Norveç'te ve Amerika'da adaylar ön seçimle belirleniyor.
Mesela süreç başladı şimdi. Partiler kendi içerisinde bir sene yarışacak. Adaylar. Demokrat Parti'nin adayları da Cumhuriyetçilerin adayı. Tabi bu sürekli tartışılır. Bir zamanlar mesela Türkiye'de tercihli oy gelmişti bu demokratik yöntem. Ya da her partinin aslında görüşünde var. Siyasi partilerin aday belirlemelerinin demokratikleştirilmesi ki benim doçent tezim kitap halinde sundum. Gerçekten Türkiye'de siyasetin işte lider sultasının kırılması buradan geçiyor. Biz belirttiğiniz gibi partiye oy veriyoruz. Sonuçta milletvekillerini tercih sunamıyoruz. Bunlar demokratik yöntemler, ön seçim, tercih yöntemi. Zaten partiler şunu savunuyor genelde. Bu ülkede anayasa hem seçim kanunu hem siyasi partiler kanunu birlikte düşünülmesi gerekir. Çünkü ikisi de, üçü de bunların 12 Eylül ürünü. Ama önce siyasi partiler seçim kanunundan bunları demokratikleştirirseniz bu sefer anayasaya aykırı hale gelir. O yüzden anayasayla başlamak ama söylediğiniz gerçekten doğru. Bu hükümet sistemi ile alakalı da gerçekten ön yargılı olmamak lazım. Parlamenter sistem de başkanlık sistemi de demokratik rejimdir. Fakat ikisi arasındaki temel fark şu. Parlamenter sistem uygulama sonucu ortaya çıkmış bir sistem. Yani İngiltere'de kendiliğinden ortaya çıkmış bir sistem. Ama başkanlık sistemi kurgulanmış bir sistem, rasyonel bir sistem. Yani insan aklının ürettiği bir sistem. Amerikalılar şöyle düşünüyor. İngiliz sömürgesindeler, bağımsızlıklarını elde etmişler. İngiltere'de krallık var. Diyorlar ki, öyle bir şey yapalım ki bu kralı demokratikleştirelim. Yani yine tek kişi yönetsin ama veraset olmasın, soydan gelmesin. Aynı zamanda da demokratik olsun. Yani kral, yasama, yürütme, yargıyı tek elinde tutmasın. O zaman diyorlar, kral, tek kişi, kral diyorum, başkan olsun. Ama sadece yürütmeye hakim olsun. Yasamaya ve yargıya karışmasın diyorlar. Böyle bir sistem kuruluyorlar. Ama tabii ki Amerika'nın şartlarıyla, özellikleriyle, gelenekleriyle veya değerleriyle Türkiye'nin değerleri aynı değil. Mesela ben şunu savunuyorum. Türkiye, Amerika'daki başkanlık sistemi Türkiye'de uygulanmaz, uygulanamaz. Neden uygulanamaz? Bakın geçen yıl yani bu yıl içerisinde diyelim, Obama'yla meclis çatıştı. Yani kriz çıktı, ekonomik bir kriz, bütçe onaylanmadığı için de Amerika'da memur maaşları ödenemedi. Ama bunun hukuki bir çözümü yok. Sonuçta Obama iki hafta sonra tek tek parti milletvekillerine gitti, kahvaltıyı aldı. Dedi ki bu Amerika'nın geleceğidir dedi ve uzlaşmayla çözüldü. Amerikan başkanlık sisteminde yasama ve yürütme arasında bir kriz olduğu zaman bunun hukuki bir çözümü yok. Türkiye'de uzlaşma olmayacağını peşinen kabul ederek bunu sizin kurgulamanız lazım. Orada federalizm var, iki meclis var. Türkiye'de federalizm olmayacak, üniter olacak. Orada iki meclis var, Türkiye tek meclisli yapıya daha lazım. O yüzden yani bu bize özgü bir şey olmalı ama adını da bu toplum, bu millet koymalıdır. Ben şu konuda kesinlikle size katılıyorum. Aslında sistemi çok iyi bilmiyoruz veya bunun için de çok gayret göstermiyoruz diyelim artık. Ben de kendimi dahil ederek. Sadece algılar üzerinden yürütüyoruz. Diyoruz ki Cumhuriyet'e karşı bu sistem. Ya bu doğru değil çünkü başkanlık sistemi sadece Cumhuriyet rejimiyle bağdaşır. Bakın bu bilimsel bir şey. Ve bugün dünyada monarşi olup da başkanlık olan tek ülke gösteremezsiniz. Bu. O yüzden özellikle Türkiye'de eğer bu algılara, bu sorulara diyelim, mesela vatandaşın konusu, vatandaşın kafasında haklı sorular var. Diyor ki işte başkanla meclis seçimi aynı olursa zaten ikisine de aynı parti sahip olmaz mı? Mesela bu da bir haklı soru. Dolayısıyla bunlara, mesela benim geçen yıl çıkardığım şöyle bir kitap, ben onu Selsiyat'a gönderebilirim elimde olan kadar. Zaten burada başkanıma göreceğim sizin şahsında yeni anayasa, yeni bir tablak diye. 100 soruda başkanlık sistemi diye ben bunu Selsiyat'a gönderirim.
Ama Türkiye'de başkanlık sisteminin veya hükümet sisteminin sorunu şu, hep seçim öncesi tartıştık. Normal bir zamanda tartışmadık. O yüzden biraz iktidar diyelim bunu biraz o şekilde söyledi. İşte benim tercihim başkanlık dedi. Muhalefet de seçim arifesinde, çünkü biz de senden geliyorsa karşıyız diyor dedi. Dolayısıyla bunu normal bir zamanda tartıştığımız zaman daha mantıklı çözümler bulabiliriz diye düşünüyorum. Hocam ben farklı bir yerden bakıyorum. Şimdi yine anayasa diyoruz. Tamam, yani işte saygımız sonsuzdur. Cumhurbaşkanı'na adam kılı kıza sataşıyor. Olmadık kısımları diyor, olmadık kelimeleri bunlar diyor. Başbakanı diyor, devlet büyükleri diyor. Şimdi yine anayasanın içerisinde bunlar hep olacak mı? Bu kadar özgür olacak mı? Şimdi biz anayasanın bu kadar ayrıntı, tabii ki anayasa bir boyutu, söylediğiniz sizin daha çok Türk Ceza Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'na da açıkça düzenlenmiş Cumhurbaşkanlığı hakaret suçu, sövme suçu. Tabii burada sorun bunların cezalandırılmaması değil de elbette onlara karşı zaten savcılar bunu suç duyurusu olarak kabul edip dava açılıyor. Fakat dediğiniz gibi o yazı ila nihayet Twitter'da kalıyor. Mesela Google'la ilgili bir kişi hakkında soruşturma yürütülüyor. Google'a düştüğü zaman şimdi onu Google telafi ediyor. Mesela o kaydı siliyor. Ama maalesef ben makale olarak Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararında irdeledim ve yanlış buldum. Yani mesela bugün Fransa'da Twitter'ı yasakladılar. Evet. Kimsenin de sesi çıkmadı. Niye? Çünkü Twitter'da, Facebook'ta, bu gezi olaylarında da gördük, organize olunuyor. Yani insanlar sokağa dökülüyor. Almanya'da, Berlin'de gezi olayları benzeri olaylar olduğunda hiçbir televizyonun görüntü alınmasına izin vermediler. Onlar da Twitter'ı sosyal medyaya yasakladılar. O yüzden yani burada sorun cezalandırılmamadan çok hakikaten belki de en çok hakaret edilen kişilerden biri devlet büyükleri. Yani Sayın Milletvekilim de burada. Öyle bir şey savaşken bile bu haldeyken ama daha çok ya bu şey zaman bu doğrudan anayasanın değil de işte Türk Ceza Kanunu. O zaman öyle bakarsak adam öldürmek yasak değildir kanuna göre. Yasak değil. Adam öldürenin cezaları var. Yasak değil diyor. Hocam ben de bir soru sormak istiyorum. İyi akşamlar öncelikle. Sayın hocama teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerini aktardığı için. Sayın vekilime de hoş geldin diyorum. Sayın başkanımıza da böyle bir platformda bizi buluşturduğu için teşekkür borç biliyorum. Ben avukat Duygu Kıvanç Kulbay. Hocam şimdi tabii yanlışım varsa düzeltin. Anayasalar toplumsal sözleşmedir. Rousseau bu şekilde söylemiştir. O yüzden ben anayasa tartışmalarının siyaset üstü olması taraftarıyım ve inşallah böyle olur diyorum. Siyasi malzeme yapılmadan toplumun tüm kesimleri tarafından tartışılıp toplumsal bir uzlaşıyla yapılması benim ve birçok insanın temennisi. Öncelikle bunu söylemek istedim. Bir de biraz önce siz dediniz ya, başkanlık sistemi olursa işte bizim üniter yapımız tehlikeye mi girecek? Bizim ülkemizde böyle bir korku var. Neden bilmiyorum ama sürekli her yenilikte üniter yapı tartışmaya açılıyor. Bence anayasa tartışmalarında üniter yapıdan tamamen farklı düşünmemiz gerekiyor. Mesela ben yıllar önce bölge adliye mahkemelerinin yüksek lisans tezinde yazdığımda biliyorsunuz işte istinaf mahkemelerinin olduğu ülkelerde federalizm var. Ve bölge adliye mahkemelerine karşı olanlar bunu öyle sürüyorlardı. Hani bence akla mantığa hiç uymuyor. Ve ben tezimde, tezimin konusu olmamasına rağmen, özel hukuk olmasına rağmen bizim devletimizin yapısı üniter yapıdır. Bölge adliye mahkemeleri de kesinlikle buna karşı değildir diye bir ibare yazmak zorunda kaldım. Yani bu tartışmanın tamamen üniter yapıdan ve federalizmden ayrı tutulması gerekiyor. Sizler bir yasa koyucu olacaksınız. Tabii ki bu komisyonlarda yer alacaksınız. Sizin ve sizin gibi değerli hocalarımız. Ben buna da çok dikkat edilmesini istiyorum.
yani kısır tartışmalara, döngülere girilmemesi gerekiyor. Üniter yapı nere, başkanlık nere? Yani bu toplumların, insanların aklını karıştırıyor çünkü. Kavram kargaşası oluyor. Bir de ben asıl şunu merak ediyorum hocam, bu değerli görüşlerinizle çok merak ediyorum bu konudaki. Benim için önemli olan şudur, birçok insan içinde toplumun %90'ı böyle düşünüyor. Bizim için milletimize, devletimize ne iyiyse o olsun diyoruz biz. Yani bunun aksini söyleyebilecek veya düşünen var mıdır? Yoktur bence. Devlet için, millet için, vatandaş için, insanlar için ne iyiyse o olacak. Ben diyorum ki, anayasa tabii çerçeve bir yasa. Ayrıntılara girmez, çerçevedir. Vatandaşlık konusunu önemsiyorum, herkes de önemsiyor. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da bunu merak ediyor. Yeni anayasada vatandaşlık nasıl olmalı? Sizin bu konudaki değerli görüşlerinizi de öğrenmek isteriz naçizane. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki uzlaşmayla zaten bu yol denendi. Aslında bugünkü meclisin önünde de böyle bir tecrübe var. Ama bence meclisin şunu, yani oy birliği ne kadar demokratikse, bana göre 4'te 3, 3'te 2, 5'te 3 de demokratiktir. Yani bu uzlaşma komisyonu kurulursa, bu komisyonun geleceğini de bir milletvekilinin iradesine de mahkum etmemek gerekiyor. Yani çoğunluk derseniz, nitelikli çoğunluk dersiniz ama 12 milletvekilinin hepsinin oy birliği demek de çıkmaza sürükleyebiliyor. Tabii ki uzlaşmadan kastımız, biz şunu anlıyoruz, partiler üstü olduğunu söylediniz. Ya bu Türkiye'nin bence iyi bir geleneği oldu uzlaşma komisyonu. Yani o 4 partiyi siz aynı masaya oturttunuz. 60 madde, bu azımsanacak bir şey değil. Bir 60 madde daha yazıldığı zaman Türkiye'nin yeni anayasa sorunu kalmaz. Dediğim gibi mesela vatandaşlık konusunda ben partilerin teklifine baktığım zaman mesela MHP'nin teklifinde MHP diyor ki burada diyor herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu anayasanın 66. maddesi aynen korunabilir. Bu bir tekliftir. AK Parti alternatif hazırladığı daha önce 2007 yılında da diyor ki buradaki vurgu biraz yumuşatılabilir. Şöyle diyor 66. madde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Şimdi aslında 24 Anayasası'nda da güzel bir madde yazmışlar. Orada da şöyle diyor, devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olanlar ırk ve din farkı gözetilmeksizin Türk ıtlak olunur diyor. Türk denir diyor. Bakın bu biraz daha yumuşak. AK Parti'nin önerisi. Ve şöyle bir şey AK Parti'nin sunduğu öneride işte diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul edilir. Yani buradaki temel sorun şu. Tabii HDP'nin teklifinde de böyle bir düzenlemenin anayasada olmaması gerektiği yönünde. Şimdi buradaki olay şu, bu 66. madde vatandaşlığı tanımlıyor. Yani kimler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır? Burada aslında baktığınız zaman bu Türk kelimesi de etnik anlamda kullanmıyor. Anayasanın gerekçesinde, dibacesinde vurgulanıyor. Fakat ya burada dediğim gibi bu konuda MHP ile HDP'yi uzlaştıramayacağımıza göre böyle bir de bir şey yok aslında, gerek de yok. Dediğim gibi 4 parti bu konudaki teklifini yazar, tercihini referanduma götürülebilir. Ama dünya anayasalarında 3 örnek var. 1. Vatandaşlığı hiç anayasada yer vermeyenler. Bu da bir çözüm. Kanuna bırakanlar. Ama bizim anayasamızda kanuna bırakılmıyor. Hem vatandaşlık tanımlanıyor hem de kimlerin vatandaş olacağı tanımlanıyor. Mesela devamında da diyor ki Türk anadan veya Türk babadan doğanlar Türktür. Bu zaten vatandaşlık kanunda var. Tabii Türkiye'de bunu savunamazsınız. Vatandaşlık hiç anayasada olmasın demek aslında sorunları ötelemektir. İkinci çözüm vatandaşlık boyuyla etnik vurgu yapmadan biraz önce söylediğim gibi
Yani buna da bir nevi totoloji diyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaş bağıyla bağlar. Herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bunu düzenleyen ülkeler de var. Üçüncüsü de aynen bizim 82 Anayasası'nda olduğu gibi biraz böyle etnisiteye vurgu yapan düzenlemeler. Dediğim gibi burada sonuçta en büyük uzlaştırıcı halktır, referandumdur. Halk ne istiyorsa onun önünde de duramazsınız diyebilirsiniz. Yani illa mutlak uzlaşma aramak aslında anayasayı çıkmaza sokmak olur. Tabii üniter devlet, federal devlet ayrımında dünyadaki bütün devletler durup dururken federal olmamıştır. Yani Almanya'nın, Amerika'nın, Kanada'nın, ki bunlar federal devlet, hepsinin tarihi sebebi vardır. Amerika ilk kuruluşunda 13 koloni, 13 devlet tek çatı altında, üniter devletle bir araya getiremezsiniz. Bunun yegane çözümü federalizm. Almanya bir gün Doğu Almanya ile birleşeceğini hesap ederek federalizmi benimsemiş. Bu da onlara göre mantıklı. Ama Türkiye'nin tarihinde, geçmişinde federalizm yok. 1876 Kanuni Esası diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir şey, Osmanlı Devleti üniter bir devlettir. Dili Türkçedir. Yani ama mesela bugün Fransa, inanın Osmanlı Devleti'ndeki biraz da böyle eyalet kanton sistemini benimsemiş. Almanya federal devlet, Fransa üniter devlet ama Fransa'da yerelleşme daha fazla. Osmanlı federal devlet olmamasına rağmen gerçekten yerelleşmiş bir devlet. Yani Konya'yı Konya'dan yönetmiş Osmanlı. Anayasalar eski mi? Avrupa'nın en eski anayasası mesela Fransa'dan ve Türkiye'de bir anayasa değiştirildiği zaman bu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra değiştirilmeyi gerektirecek mi? Gerektirebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi bizim ilk düzenlememiz kanun anlamında mecelledir. Mecelle gerçekten büyük bir kanun düzenlemesidir. O şöyledir, bu kanunları baz alarak. Zamanın değişmesiyle hükümler de değişir. Ve mecellenin bu söylediğini bir yabancı düşünür diyor ki, ölülerin dirilere hükmetme hakkı yoktur, anayasa anlamında. Biz de buradan şunu anlıyoruz, anayasalar aslında günlük değiştirilen metinler değil. İlâ nihayet, ebediyen yürürlükte kalacak metinler değildir. Ama hani bir tren bileti gibi de değildir. Mesela Amerikan Anayasası 200 yıldır ayakta. Başlangıçta 7 madde, şimdi bizim anayasa hacmiyle 50 madde. Niye uzun süre yürürlükte kalıyor? Çünkü çok ayrıntıya, teferruata girmiyor. Yani bazı şeyler mesela adalet, insanlık var olduğu sürece değişmez. Hani işte cumhuriyet gibi, ne bileyim ülkenin bölünmez, bunlara kimse dokunamaz. Ama mesela bu işte hükümet sistemi olsun veya daha önce bizim milletvekili sayımız ilk başta 450, şimdi 550. Ya bunlar konusunda aslında kanunlara bırakmak lazım birçok. Anayasaların ebedi değişmez iddiası yoktur. Ama Amerika'da 200 yılda tek bir anayasa, hala yürürlükte. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 5 tane anayasa. O yüzden yani yaptığımız bir anayasanın gündelik politikalarla uğraşmaması, gündelik sorunları çözmemesi ve Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı gibi de her sorunu anayasayla çözmemek lazım. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin anayasada düzenlemiş, Danıştay Anayasa da var. Bunların kendi kanunları da var. Mesela evet. Hocam bir şey de söylemek istiyorum şimdi hemen. İngiltere'nin anayasası yazılı bile değil. Yani bir devlet gelenekleri var, toplumsal sözleşmeleri evet. Yazılı bile değil. Yani tabii siz daha iyi bilirsiniz. Aslında Osmanlı'da 1876'ya kadar bir anayasası yani, var ama yazılı değil. Yazılı değil daha. Aynen. Kanuni esası falan. Böyle örnekler de var yani.
Ama bizde yazılı anayasa geleneği oluşmuş. Bizde varken bile sorun çıkıyor. Yazalım. Yazalım. Kesinlikle. Söz uçar yazılı. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ciyaretleri bağlı birinci kuralı. Söz uçar yazılı. Ziya varsan yaz. Ama ayrıntı yazmıyor. Acaba hocam sürekli biz dışarıdan aldığımız için sorunlarımıza kendi köklerimizden, kendi köklerimizden getirmediğimiz için sürekli yazımıza giriyoruz. Kesinlikle. Mesela bu bedeli kanunun zamanında iktibas etmişiz İsviçre'de. Kötü bir şey yok. Ticaret kanunu Almanya'dan. Tamam bunları alalım. Anayasamızda aslında Fransa, Polonya'dan etkilenmiş. Fakat oraya değerlerimizi katalım. Maalesef anayasada bunun izleri var. Çünkü biz sadece kendimize benziyoruz. Evet, değerli konuşmacımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi buraya ben davet ediyorum. Bir hatıra fotoğrafı çektirmek için, web sayfamıza koymak için. Photoshop.